Merhaba. Bu hafta Nisavim ve Bayele paraşaları beraberler. Nisavim paraşasında Yahudi inancının bazı en temel esasları yer alır. Bunlar İsrail'in birliği, gelecekteki kurtuluş, Tora uygulaması ve seçim özgürlüğüdür. İsrail'in birliği için paraşada sizler hepiniz Tanrı'nın önünde hazır duruyorsunuz. Kabile başkanlarınız, yaşlılarınız, memurlarınız, İsrail'in tüm erkekleri, çocuklarınız, eşleriniz, kampınızdaki ger, yani Yahudi olmuş kişiler ve oduncudan su çekenine kadar der. Gelecekteki kurtuluş içinse Moşe İsrail'in Tanrı'nın emirlerini terk etmesi durumunda tecrübe edeceği sürgün ve perişanlık hakkında konuşur. Uyarıda bulunur. Ama ardından en sonunda Tanrınıza geri döneceksiniz. Eğer kovulmuşların gökyüzünün ucundaysa bile Tanrı seni oradan toplayacak ve atalarınızın miras aldığı ülkeye getirecekler. Tora uygulaması için bugün sana emrettiğim emir senin için ne ulaşılmazdır ne de uzaktır. Gökyüzünde değildir. Denizin öbür kıyısında değildir. Aksine sana çok yakındır. Onu yerine getirmen için ağzında ve kalbindedir der. Seçim özgürlüğü içinse önüne hayat ve iyiliği, ölüm ve kötülüğü koydum. Böylece sana bugün Tanrı'yı sevmeni, onun yolundan yürümeni ve emirlerine uymanı emrediyorum. Yaşam ve ölümü koydum önüne. Berahayı ve laneti. Yaşamı seçmelisin der. Vayeleh paraşasında yani gitti paraşasındaysa Moşe'nin dünyevi yaşamının son günlerini anlatır. Bugün 120 yaşındayım der halka. Artık çıkıp gelemeyeceğim. Liderliği Yahşua'ya devreder ve daha sonradan güvenli bir şekilde Aaron'a birlikte saklamaları için Levilere vereceği Tora rulolarını yazar. Ya da yazmayı tamamlar. Akel, tüm halkı toplama mitvasına yer verilir paraşada. Her 7 yılda bir Şemitah döngüsünün ilk yılındaki Sukkot'ta tüm İsrail bütün halkı, erkek, kadın ve çocuklar Yeruşalim'deki Betamikdaş'ta toplanmalı ve kral orada halka Tora'yı okumalıdır. Şabbat şalom.